Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Hipokrat TV'de yeni bir videoyla karşınızdayım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Tiroid hastalıkları, belirtileri ve tiroid ultrason bulgularıyla ilgili 4 tane video çekmiştim. Bu 5. olacak. Daha ender görülen, aslında radyolojik olarak bizi çok ilgilendirmediğini düşündüğümüz ama ben buna katılmıyorum. Konu hakkında mutlaka bilgi sahibi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Subakut tiroiditler dediğimiz grupla ilgili konuşacağım. Çok fazla söyleyecek bir şey yok ama önemli detaylar söz konusu. Subakut tiroidit ne demek? Başlayıp bir süre devam edip sonunda bitmesini beklediğimiz tiroid hastalıkları bunlar. Bunlar da gene tiroidit, yani mikropsuz iltihap tiroidde. Bunun iki grubu var. Birisi subakut lenfositik tiroidit. Sessiz tiroidit de deniyor buna. Sessiz tiroidit. Bir diğeri de postpartum tiroidit, yani doğum sonrası tiroidit, tiroid fonksiyonlarının bozulması ve tiroidit. Bunlara baktığımızda bunlar aslında yaklaşık bir sene civarında, bir süre sonucunda iyileşen hastalıklar. Bunların klinik özellikleri var, bunların ultrason özellikleri var. Klinik özellikleri tüm tiroiditlerde olduğu gibi, Hashimoto'da olduğu gibi hastanın hormon seviyeleriyle ilişkili şeyler. Eğer hastalığın başlangıç döneminde biz tahlil yaptıysak, tiroid bezinde hormonların depolandığı havuzların parçalanmasına bağlı kontrolsüz hormon kana karıştığı için hormon değerlerini hipertiroidi gibi, yani çok çalışıyormuş gibi bulabiliriz. Biraz gecikmiş bir dönemde yaparsak biraz normal bulabiliriz. Hipotiroidik olarak bulabiliriz. Yani az çalışıyor olarak bulabiliriz. Burada kritik noktalar var. Bize ultrason için başvuran tiroidit ön tanısıyla ultrason için başvuran hastalarda en sık karşımıza çıkan Hashimoto, bununla ilgili konuştuk. Hashimoto hastalığının son derece tipik ultrason bulguları var. Bir diğer gruplarda gene Hashimoto düşünülen hipotiroidisi olan hasta grubu. Bunlar işte subakut lenfositik tiroidit ve postpartum tiroidit olabilir. Burada ultrason bulgularında bu hastalıkların, yani sessiz tiroidit ve postpartum tiroidin ultrason bulgularında Hashimoto'yu düşündürmeyen, Hashimoto'nun tipik özelliklerini göremediğimiz değişik, biraz tiroid bezinde büyüme, guatr yani, biraz boyutlarda artış, kanlanmasında artış olabilir, azalma olabilir. Bu tip bulgular buluyoruz. Burada özellikle sessiz tiroid vakalarında gerek varsa sintigrafi çekilebilir. Burada sintigrafide çok önemli bir detay var. Hasta dahiliye hasta doktoruna ya da iç hasta doktor uzmanına, endokrinoloji uzmanına başvurdu. Hormon tahlilleri yapıldı. Hipertiroidi, yani tiroid bezinin çok çalıştığı tespit edildi. İki seçenek olabilir tiroidit anlamında. Ya bir sonraki videoda konuşacağım Graves hastalığı ya da bir sessiz tiroidit olabilir. Ya da haşitoksikoz dediğimiz Hashimoto hastalığına bağlı olabilir bu. Ultrason yaptık. Ultrasonda Hashimoto düşündüren ya da Graves düşündüren bulgular yok. Hasta sintigrafiye gönderildi. Sintigrafi de Graves ile bu ikisinin arasındaki ayrım şu. Sintigrafi yapıldığında Graves hastalığında tiroid bezinde çok aşırı miktarda radyoaktif iyot tutulumu olduğunu görüyoruz. Sessiz tiroidite ise hemen hemen hiç tutulma olmadığını görüyoruz. Bu önemli bir ayrıştırma. Peki bunlar neden ayırmak önemli? Sessiz tiroidit ve postpartum tiroidit aslında birbirine çok yakın hastalıklar. Hashimoto'nun alt grubu olarak kabul ediliyorlar. Bu hastalıklar gelip geçici hastalıklar. Bazen kalıcı hale gelebiliyor hipotiroidi ama temel olarak gelip geçici hastalıklar. Bu hastalarımız şikayetlerle doktora başvurduğunda, eğer hipertiroidi bulguları varsa, yani işte çok terleme, çabuk yorulma, uykusuzluk, iştah artışı gibi hipertiroidi düşündüren bulgular varsa hemen antitiroid ilaç dediğimiz ilaçların başlanmaması lazım. Bu hastalara uygun, yani hemen Graves gibi kabul etmemek lazım. Bu yüzden bizim ultrasonografi de bu hasta grubuna ile karşılaştığımızda yapmamız gereken, bence Hashimoto bulgularının, tipik bulgularının olmadığı, işte eğer tiroid bezinin kanlanması fazlaysa, burada bir takım ölçümler var, bir sonraki videoda anlatacağım Graves'teki gibi, bu ölçümlerin olmadığı, yani subakut lenfositik tiroidit olabileceği, bir sessiz tiroidit olabileceği, bir doğum sonrası postpartum tiroidit olabileceğine dair düşüncemiz varsa bunu rapora yazmakta, ön tanı olarak rapora yazmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.